Böyle vicdan olur mu? Böyle adalet olur mu? Böyle israf olur mu? Yazıklar olsun size. Haram olsun size. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Lafa geldi mi bize bile milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorsun. Ama şu gerçekten bir habersin. Bozkurtlar doyduğundan fazlasına göz dikmez. Yazık değil mi? Günah değil mi? Ne diyor şair? Devlet erkanını haksızlıklara mecbur kılan gereksiz israf ve sefahata düşkünlük değil midir? Basiret sahibi insanlara her mezar taşı temiz bir ayna, ibret verici bir yüz değil midir? Kardeşlerim, her konunun öznesi benim diyen bir nobranlıkla karşı karşıyayız. Memuruna %4 zammı uygun gören iktidar, yılbaşında vergi ve harçlara %22,5 zam kararı aldı. Memurunu, işçisini, emeklisini enflasyona ezdiren Sayın Erdoğan, iş kendisine gelince kesenin ağzını açıyor. Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılında 199 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi bu ucube sistem ve sarayla birlikte 2020 yılında ne kadara çıkıyor biliyor musunuz? Tam 3.1 milyar liraya. Tekrarlıyorum. Tam 3.1 liraya. Sarayın günlük bütçesi 8,5 milyon lira. 300 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesi 52 milyon liraya yapıldı. Yani o saray bir haftalık masrafıyla 300 yataklı hastane yapabilen bir saray. Böyle vicdan olur mu? Böyle adalet olur mu? Böyle israf olur mu? Yazıklar olsun size. Haram olsun size. Gerçekler böyle apaçık ortada dururken, vatandaşın kan ağladığı yerde istediklerini servete boğan Sayın Erdoğan, bizden damadının masallarıyla oyalanmamızı istiyor. Damat 20 gün önceden ilan ediyor ve diyor ki, Ekim ayında enflasyon %9'un altına inecek. Dün TÜİK açıklıyor, bir bakıyoruz, enflasyon %8,5. Siparişle ekonomik tablo çiziyorlar. Sonra da iş dünyasının, uluslararası sermayenin, çalışanların, yatırımcıların Türk ekonomisine güvenmesini bekliyorlar. Çarşıda, pazarda gerçeği en acı şekilde yaşayan milletimizin aklıyla alay ediyorlar. Anadolu'da bir söz vardır. Yel Allah'ın, kaval Allah'ın. Çal çal oyna. Bunlarınki de aynen bu hesap. Ama bu iş böyle bitmez. Böyle gitmez, gidemez. Bu kafayla bu kış geçmez, bahar gelmez. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, geleceğimizin bu israfın kollarında heba olmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye bunca zamandır yiyip içip savuranlara rağmen hala ayaktaysa yeterli gücü, kaynağı var demektir. Bütün mesele bu gücü, bu kaynağı doğru kullanmakta. Aslında iş bu kadar basit. Har vurup harman savuran bu zihniyetin eliyle bir Türkiye ekonomisi yıkılmış, Trump'ın gönderdiği adam karşısında Türkiye hazır ola geçiyor. Ekonomisi darda bir Türkiye dünyada yalnızlaşıyor ve bu yalnızlıkla tarihine çamur atılmasına engel olamıyor. Bu israf son bulmadan evlatlarımıza iş bulamayız. Bu israf son bulmadan mutfaktaki yangını söndüremeyiz. Bu israf son bulmadan ısınamayız. Bu israf son bulmadan zenginleşemeyiz. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Lafa geldi mi bize bile milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorsun.
Ama şu gerçekten bir habersin. Bozkurtlar doyduğundan fazlasına göz dikmez. Bizim gözümüzde ne uçaklarınızın, ne otomobillerinizin, ne 1150 odalı sarayınızın, ne de cennet gibi okluk koyuna yaptırdığınız 300 odalı yazlığınızın itibarı var. Bizim için itibar umutlu gençler, karnı doyan çocuklar ve tüten bacalardır. Bizim için itibar Türk lirasının, Türk pasaportunun değeridir. Bizim için itibar devleti damatların değil, itibarlı, liyakatli insanların yönetmesidir. Bizim için itibar özgürlüktür, adalettir, ileri demokrasidir. Bizim için itibar mutlu bir gelecek, güçlü bir Türkiye'dir. İşte o zaman herkes haddini bilecek. Değerli milletvekilleri, sevgili gençler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye nasıl bir girdaba ittiğini üzülerek izliyoruz. Son günlerdeki bir başka tartışma da bu gerçeğin en önemli örneklerinden. 31 Mart'ta İstanbul'da millet iradesini hiçe saydılar ve biliyorsunuz millet 23 Haziran'da gerekli dersi verdi. İhanet ettik dedikleri İstanbul'un yönetimini ellerinden alıp Ekrem İmamoğlu'nu iş başına geçirdi. Akıllı yöneticiler milletin bu uyarısından ders alır. Ama az önce de ifade ettiğim gibi kibrin esiri olan yöneticilerse milletle kavgaya girişir. Bugün iktidarın yaptığı da budur. Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesindeki dümenleri biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'ni katakulliyle saf dışı bırakıp ihaleyi belediyenin maaşlı çalışanına hediye ettiler. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Boğazı'ndaki yetkilerini gasp etmeye hazırlanıyorlar. İstanbul Boğazı dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Aynı zamanda tarih mirasıdır. İstanbul'u betona boğan iktidar, milletin rahatsızlığını gördüğü andan itibaren Boğaziçi İmar Kanunu'nda bazı değişiklikler yaptı. Belediyenin ellerinden gideceğini gördüğü için yetkiyi Ankara'ya almaya dönük adımlar attı. İstanbul Boğazı ve çevresi kanunsuz dikilen binalarla dolu. Bu binalara yıllarca İstanbul'u yönetmiş belediye başkanının aile şirketinin binası da dahil. Tarihi yalılarda kafalarına göre tadilat yapanlar, AK Parti iktidarının vazgeçemediği yandaş müteahhitler. Millet rant hırsıyla koca metropolü köye çeviren iktidar partisinin elindeki yetkiyi bu sebeple aldı. Yanlış yaptın, kenara çekil dedi. Peki iktidar şimdi ne yapıyor? Beton dikmeye devam edeceğim diyor. O yüzden de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki yetkiyi almak istiyor. Buradan uyarıyorum. Dünyanın incisi Boğaziçi'nin sahibi Türk milletidir. Sayın Erdoğan, milletle inatlaşma. Milletin kötü yönettiğiniz için elinizden alıp Ekrem İmamoğlu'na verdiği yetkiyi gasp etmeye kalkma. Milli iradeyle, milletle inatlaşmanın sonu hayır değildir. Öyle olsaydı 27 Mayıs ihtilalinden sonra rahmetli Demirel iktidar olamazdı. Aynı Demirel milletle inatlaşmak işe yarasaydı tekrar 12 Mart muhtırasından sonra iş başına gelemezdi. Milletle inatlaşmak işe yarasaydı rahmetli Özal 12 Eylül ihtilalinden sonra Cunta'nın partisine rağmen iktidar olamazdı. Milletle inatlaşmak işe yarasaydı, bir şiir yüzünden seni hapse atanların iktidarı devam eder,
sen iktidara gelemezdin Sayın Erdoğan. Sana bütün kapıları açan milletinin iradesine artık saygı duyuyorum.